Elbette onlar da çocuk, onlar da şeyimizi görecek ve ilgimize mazhar olacaktır. Şanlıurfa, Kahramanmaraş belki mültecilerle ilgili bütün projeler denince akla bu iller geliyor. Pekalı sosyal tesisleri bazen şartları ve yasaları zorlayarak bir takım statüler ama şöyle bir zor günlerden geçiyor dünyamız. Zor bir yüzyıl yaşıyoruz. Bizim ömrümüzün yüzyılı da bu zorluklarla geçecekmiş demek ki. Böyle bir kadere sahipmişiz. Bu zorlukları birlikte aşmak yerine biraz daha zorluk çıkarmak için dünya çabalıyor maalesef. Zorlukları oturup konuşup çözmek yerine daha nasıl zorluk çıkarabiliriz diye dünyanın devletleri maalesef uğraşıyor. Çok acı, çok acı verici. Büyük güç sahipleri güç hegemonyasını sürdürebilmek için küçücük çocukları yetim bırakıyor, aç susuz bırakıyor, perişan ediyor. Maalesef dünyanın büyük bir kısmı da bunu sadece izliyor. Belediye başkanımız değindi, 200'lülük almış başına gitmiş. Mültecilerin göz rengine, deri rengine göre karar verilen bir dünyada yaşamak, inanın, utandırıyor hepimizi. Aynı duyguları yaşadığınızı düşünüyorum, eminim. Adıyaman, 23 bin göçmenimiz, 23 bin mültecimiz var Adıyaman'da. Çok büyük bir çoğunluğu Suriyeli kardeşlerimiz. Uzun yıllardır burada yaşıyorlar. Önemli bir kısmı Adıyaman merkezde, küçük bir kısmı da Kahta ve Besni merkezlerinde, daha küçük bir kısmı da biraz da Gölbaşı ilçemizde. Canla başla ben, belediye başkanımız, diğer kamu kurum kuruluşlarının bütün yetkilileri, Türk vatandaşlarına ne sağlıyorsak, inanın buna yabancı mültecilere de aynısını temin ediyoruz. Hiçbir şüpheniz olmasın. Ben Halk Günü yapıyorum. Halk Günü'ne bizim vatandaşımız olmamasına rağmen Suriyeliler, Afganlılar, Iraklılar, mültecilerin tamamı davet ediliyor. Yani bizimle görüşmek isteyen herkesle görüşüp dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Söyleyebilirim ki, belediye başkanımız da değindi. Ben de ifade edebilirim ki bizim Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var. İşte mağdur durumda olan vatandaşlarımız için el uzatan bir vakıf. Bunun hemen hemen dörtte biri mülteciler için. Evet, hepimiz birer mülteciyiz aslında. Yeryüzü hepimize emanettir. Nasıl ki vücut da bir emanetse yeryüzü de emanettir. Arşın sahibi Allah'tır. Hiç kimse, hiçbir mülk kimseye ait değildir. O yüzden bu gözle bakmak lazım diye düşünüyorum. O yüzden bu gözle bakmak lazım. Zaman zaman çünkü görüyoruz hakikaten o mültecilere farklı bir gözle bakma şahit oluyoruz. İnsanlık dışı uygulamalar görüyoruz. Tabii dediğim gibi bu hepimizin başına gelebilir. Özellikle Türkiye'nin etrafında görüyoruz. Daha yeni başımızda, yanı başımızda Ukrayna'yı görüyoruz. Zaten yıllardır Irak'tır, Suriye'dir, Yunanistan tarafındaki olayları görüyoruz. Ve burada Ukrayna'daki olaylar, burada Türkiye'nin hakikaten hem insani açıdan hem stratejik açıdan ne kadar insancıl baktığının birer göstergesini görüyoruz. Burada din dil ayrımı yapmadan hakikaten herkesi kucak açan bir anlayışla ki böyle olması gerektiği ama son zamanlarda Avrupa'nın özellikle Suriyeli mültecileri, Afgan mültecileri yaptığını da görüyoruz. Dolayısıyla bunları göz ardı etmemek lazım.